Efendim selamun aleyküm. Gününüz, gününüz, geceniz hayır olsun inşallah. Haşir Risalesi'nden yaptığımız derslerimize devam ediyoruz. Bizim Risalemizi gösterelim. Böyle kırmızı, güzel bir ebatta, ciltte hazırlanmış. Bu Haşir Risalesi 12 hakikat, 12 suret, 12 hakikat diye daha önceden ifade etmiştik. Biz bugün 5. sureti ve 5. suretin ifade ettiği hakikati inşallah İfade etmeye çalışalım. Vaktimiz tabii ki dar. E, bu dar süre içerisinde e, zannediyorum. Bugün sadece sadece sureti e, birlikte okuyabileceğiz, paylaşabileceğiz. İnşallah takip eden derslerimizde bu suretin ifade ettiği hakikate birlikte inşallah ulaşacağız. Beşinci suret. Bak, bu işler içinde görünüyor ki o misilsiz zatın pek büyük bir şefkati vardır misilsiz bir zat vardır ki o Cenab-ı Allah'tır. Bütün kainata hakimdir, yaratıcıdır, haliktir. Misili yoktur, benzeri eşi, emsali benzeri yoktur. O misilsiz zat olan Cenab-ı Allah'ın pek büyük bir şefkati vardır. Şefkat altını çizelim. Bu dersimizde şefkat üzerine duracağız. Ve o şefkat bütün kainatı kucaklamıştır. Bütün her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi o şefkat üzerine adeta ortaya çıkmıştır, kendisini göstermiştir. Ve Allah'ın da pek büyük bir şefkati vardır, müşfik ismi vardır, rahmet, rahman ve rahim isimleri gereği Cenab-ı Allah bütün kainata, bütün canlılara, bütün insanlara yarattığı her şeye şefkat eder. Onu bu dersimizde inşallah birlikte göreceğiz. Cenab-ı Allah'ın o misilsiz olan zatının pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibet imdadına koşturuyor her suale ve matluba cevap veriyor. Allah'ın şefkati her musibete uğrayanın, her derde uğrayanın, her çile çekenin imdadına koşuyor. Şefkati koşturuyor. Yani musibette çekenler, düşenler musibetle pek fazla kalmıyorlar. Bir şefkat eli gelip onları musibetten kurtarıyor. Her dileklerini cevap buluyorlar, her isteklerini o şefkat eli tarafından karşılandığını görüyorlar. Herkes her canlı, her insan bir şeyler istiyor, istekleri var, duaları var, mutlulukları var, dilekleri var. Herkes her dileğine ulaşıyor. Herkes her duasına kavuşuyor. Herkes her ne istiyorsa, her ne talep ediyorsa buluyorsa gideriz izleyiciler. Dolayısıyla her musibete düşen, her derde uğrayan, her hastalık çeken her Sıkıntıya girenin sıkıntısı, derdi, gamı, kederi, musibeti, hastalığı imdada kavuşuyor. E, çareye kavuşuyor. Tedavi oluyor. E, musibeti, herkesin musibeti bir şefkat eli tarafından gideriliyor. Yani musibetine karşı e, ona bir huzur daha sonra bilahir veriliyor. Dolayısıyla hiçbir musibet e, çekenin yanında kar kalmıyor. Her musibet sevabıyla beraber geliyor ve o şefkat eli tarafından o musibet ondan alınıyor. Hatta bak en etna bir hacet, en küçük bir hacet, ihtiyaç. En etna bir raiyetten görse, en küçük bir kuldan, en küçük bir ihtiyaç görse şefkatle kaza ediliyor. Şefkatle kaza ediyor. En küçük bir ihtiyaç ne olabilir? En küçük bir kul, en küçük bir raiyet ne olabilir? Saygıdeğer izleyiciler, bu, bu bile gelse şefkatle o kaza o ihtiyaç kaza edilir, veriliyor. En küçük bir böcekciyi düşünün, en küçük bir bakteriyi düşünün, zerre kadar ve gözle görmediğimiz bir hayvancık, en küçük bir kulu olan ondan, o hayvancıktan, küçücük bir ihtiyaç bile gelse, bir besin maddesi ihtiyacı bile gelse, en küçük bir dert, bir ıstırap, bir gam ve bir keder olarak ona yalvarsa, Cenab-ı Allah'a yalvarsa, şefkatle o gamı, kederi, derdi, sıkıntısı, e, besin maddesi, maddesi olan ihtiyaç gideriliyor. Bir çobanın bir koyunu bir ayağı incinse ya merhem ya baytar gönderiyor. Evet çobanın koyunu bu bir misaldir ama bu misali bütün çobanlarımız bilir. Bütün hayvan sahipleri bilir, bilir, bütün insanlar bilir bunu. Bir ayağı bile incinse bir koyunun hemen bir merhem ya da bir baytar, Cenab-ı Allah onu yaratmıştır yeryüzünde. Çoban bunu bilir, bu baytarı, bu merhemi bulur ve koyununa bu merhemi sürer ve koyunun derdine deva olur. Bu şefkat eli tarafından yeryüzüne konulan bir merhemdir. Bir koyun için, bir kuzu için, hayvanlar için, bütün canlılar için konmuştur ayrı ayrı merhemler, ayrı ayrı devalar, ayrı ayrı e, kim neye ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaç duyduğu şeyin karşılığı yeryüzünde vardır. Ve o ihtiyaç duyduğu şeye ulaşır ve kendi derdine deva bulur. Böyle bir genel şefkat var yeryüzünde her şekilde. Bu topraklarda yeryüzünde, yüzünde, canlısında, ölüsünde, taşında, toprağında, denizinde, suyunda, altında, dışında, içinde, dışında bir şefkat eli var. Herkesin her derdine ulaşan bir şefkat eli var. Hiç kimsenin derdi, gamı, kederi yanında kalmıyor. Bir şefkat eli herkesin derdine ulaşıyor. Şimdi gel gidelim. Şu adada büyük bir ihtima var. Bir toplantı var şu adada büyük bir toplantı var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaveri ekrem, mükerrem bir elçi, muhteşem bir elçi, bir nutuk okuyor. O toplantıda gelen insanlara bir nutuk okuyan bir yaveri ekrem var. Bir, bir mükerrem, bir mükerrem yaver var, elçi var. Birisi orada nutuk okuyor. Gel dinleyelim. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Şefkatli padişahı Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'tan o yaveri ekrem olan o mükerrem elçi bir şeyler istiyor. Bütün ahali, bütün onu dinleyenler, bütün herkes evet evet biz de istiyoruz diyorlar. Onu tasdik ve teyit ediyorlar. O mükerrem yaveri ekremin istediği ne istiyorsa duasına onlar da amin diyorlar. Biz de istiyoruz diyorlar. Duasını tasdik ediyorlar, teyit ediyorlar. Şimdi dinle. Bu padişahın sevgilisi diyor ki, Kimdir bu? Bu Yaveri Ekrem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O padişah, o şefkat, şefkatli padişahına bu durumu arz ediyor. Ne arz ediyor? Dinleyelim. Diyor ki, ey bizi nimetleriyle perverde sultanımız, bizi nimetlerle adeta başımızı döndüren, nimetler ummanına bizi yaratan, bizi nimetlerle sarhoş eden, her türlü nimetlerini bizim için sevfiraz eden, önümüze koyan, bize sürekli nimet veren padişahımız, sultanımız, Rabbimiz, ilahımız. Bize gösterdiği numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster. Ve bizi makarı saltanatın celbet. Ey sultanımız, ey ilahımız. Bize bütün bu gösterdiği numuneler var. Bu nimetler, bu gölgeler bunlar gölgedir. Bunlar numunedir biliyoruz. Bunların bize asıllarını göster. Menbaalarını göster. Kaynağı nedir bunların? Nereden geliyorlar? Bize bu kadar ihtiyacımızı ortaya koyduğumuz anda elimizden tutuyorlar. Derhal bizi ihtiyaçsız bırakmıyorlar. Bizim ihtiyacımıza merhem oluyorlar. Açlığımızı doyuruyorlar. Envai çeşit nimetlerini, lezzetlerini yeryüzüne bizim için sermişsin. Bunların asılları nerede? Bunların kaynakları nerede? Bize o kaynağı göster. Aslı göster. Ve bizi makara saltanatına celbet, saltanat yurduna, saltanat makarına, bize tahtına, bizi o başkentine bizi götür, bizi oraya götür. Neresiyse orası. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Evet bu ya bir çöldür, fanidir. Bugün gelir yarın gider, her gelen gidiyor. Dolayısıyla kimse burada kalmıyor. Öyleyse bu çölde bizi de mahvettirme Rabbim. Bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini, leziz nimetlerini bakınız her nimetin en birinci sıfatı lezzetli olmasıdır. Rabbim lezzeti yaratıyor. Bütün nimetlerini hangisi olursa olsun akşam sofranızı bir bakın. Sabahleyin sofranızda ne vardı bir düşünün. Gündüzleyin sofranızda ne var? En az 10 tane 15 tane çeşit yok mu? Ekmeğinden turşusuna kadar. Pilavından yiyeceklerine kadar. Meyvesine sebzesine kadar. Yağından tuzuna kadar. Her birisi bir lezzet değil mi bunların? Her birisi soframızı süslemiyor mu? Dolayısıyla bunların her birisi Allah'ın bize tattırdığı leziz nimetlerdir bakınız. Leziz nimetlerini sen bize Rabbim orada o pay tahtında makar saltanatında o bizi götüreceğin ebedi yurdunda bize onları orada yedir. Bizi orada onlarsız onlardan mahrum bırakma. Bizi ceval ve tebiyle ile tazip etme. Bizi yoklukla rahmetinden uzak kılarak uzaklaştırarak bizi azaplandırma. Bize azap verme. Biz rahmetinden uzak kalamayız. Biz yokluğa dayanamayız, biz yok olamayız, yokluğa, yokluğa karşı biz e, tahammül edemeyiz, biz sakın yok eyleme ve biz sakın rahmetinden uzak eyleme, şefkatinin uzak kılma, bizi bunlarla azaplandırma. Sana müştak ve müteşekkir şu muti rayiyetini boş bırakıp idam etme. Kimdir bunlar? Sana aşık olan, seni isteyen, sana teşekkür eden, şu itaatkar olan kullarını başıboş bırakma onları idam etme, onları yok etme. Onlar sana müteşekkirdir. Onlar seni bilirler, seni severler, sana teşekkür ederler. Bütün kendisine iyilik yapanlara teşekkür ederler. Onlar kadir şinastırlar. Onları başı bırak bırakma, onları idam etme Rabbim diyor. Bu yaver Ekrem böyle yalvarıyor Rabbine. Ve bütün kulları için, bütün canlılar için, bütün insanlar için, bütün gökyüzü, yeryüzü mahlukatı için, bütün dünya için, bütün kainat için Allah'a böyle yalvarıyor. Kimseyi idam etme, hiç kimseyi baş bırakma, hiç kimseyi zeval ve tebid dile. rahmetinin uzak kılarak, yokluğa duçar kılarak azap verme. sana müştaktır, onlar sana müteşekkirdirler, teşekkür ederler diye Rabbimize yalvarıyor diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki en etna bir adamın en etna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin. En aşağıdaki birisinin en aşağıdaki bir ihtiyacını karşılasın. En aşağıdaki bir meramını gidersin. Bir isteğine cevap versin de en sevgili bir yaveri ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin. Mümkün mü? En aşağıdaki bir kulun en aşağılık bir ihtiyacını yerine getiren Cenab-ı Allah en yüksek bir yaver ekreminin, mükerrem bir yaverinin, bir elçisinin en güzel bir maksudu. Nedir bu en güzel maksud? Çünkü o kendisine bir şey istemiyor. Bütün halk için istiyor. Bütün insanlar için istiyor. Bütün canlılar için istiyor. Bütün kainat için istiyor. İnsanlar, melekler, cinler kim varsa herkes için istiyor. Dolayısıyla bu istek en güzel bir istektir. Sadece kendi nefsine, kendi adına, kendi için yaptığı bir istek değildir. Dolayısıyla o yaveri ekrem olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkes için, bütün kainat için istiyor. Bu istek Allah katında en makbul istektir. Öyleyse Cenab-ı Allah'ın en küçük bir mahlukun, en küçük işe lafa bile gelmeyen bir ihtiyacını gideriyor, gidersin de en güzel, en yüksek bir kulunun en güzel bir isteğini karşılamasın mümkün değildir. Evet. En sevgili bir yaveri ekleminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin mümkün değildir. Halbuki o sevgilinin maksudu umumun da maksududur. O sevgili kimdir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun isteği, onun arzusu, onun maksadı, onun hedefi, onun dua ile arzu ettiği, talep ettiği şeyler umumunda istekleridir. Bütün kainatın isteği budur. Canlıların isteği budur, insanların isteği budur, meleklerin isteği budur, cinlerin isteği budur. Nefes taşıyan kim varsa isteği budur. Öyleyse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün can taşıyan, ruh taşıyan, akıl taşıyan, iman taşıyan herkes için bunları istemiştir. Öyleyse bu herkesin isteğidir. Hem padişahın marzisi, hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır, hem ona rahattır, ağır değildir. Bu kadar gerekçesi var. Bu istekler, bunları yerine getirmek, Allah'ın da rızası bundadır. Bu Allah'ın razı olduğu şeydir aynı zamanda. Dua edin vereyim diyor. Dua etmeyi, dua edilmeyi Cenab-ı Allah da istiyor. Dolayısıyla böylesine bir duayı, böylesine bir duayı Allah da istiyor ve kendisinin istenilmeyi Allah da arzu ediyor ve böylesine bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua ile istedikleri Cenab-ı Allah'ın da marzisidir. Razı olduğu şeylerdir. Hem merhametine, adaletine uygundur. Onun merhameti, şefkati, rahmeti bunları vermek istiyor. Bu kullarını yüzüstü bırakmak istemiyor. Gözü yollarda kalsın istemiyor. Her arzusuna kavuşsun istiyor. İnsanların, canlılarının, cinlerin, hayvanların, meleklerin ne arzusu varsa vermek istiyor. Merhametini bu şekilde bütün kullarına Cenab-ı Allah e, merhametiyle şefkat etmek istiyor. Adaleti de bunu gerektiriyor. Hem bu bütün bunlar Allah'a rahattır, ağır bir iş değildir. Öyleyse bu bu arzuyu, bu duayı, bu isteği olmuş kabul etmek lazım. Hem bu misafirhanelerdeki muvakkat üzretgahlar kadar ağır gelmez. Evet tekrar biz o duadayız. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duası, istekleri, arzusu onu Allah'ın vermesi, ikram etmesi, ihsan etmesi bu misafirhanelerdeki neresi o? Bu yeryüzü misafirhanesindeki baharıyla, kışıyla, yazıyla, toprağıyla, taşıyla, deniziyle, suyuyla, içiyle, dışıyla bu yeryüzün Cenab-ı Allah ne vermişse muvakkat nüzhetgahlardır bunlar. Geçici olan Allah'ın serdiği sergilerdir. Bu sergiler kadar Allah'a ağır değildir bunlar. Yeryüzü madem ki bu kadar sermiş döşemiştir, yaymıştır bizim için bu imkanları ortaya koymuştur. Bu imkanlar kadar bu duayı kabul etmek Allah'a zor gelmez, ağır gelmez. Ki Allah'a hiçbir şey ağır gelmez. Ama eğer birisi ağır gelir mi diye düşünecek olursa, yeryüzü ortadadır. Yeryüzü dağıyla, taşıyla, gö göküyle, toprağıyla meydandadır. Allah'ın her mevsim yarattığı nimetler, lezzetler, güzellikler ortadadır. Çiçekler, dağlar, bağlar, bahçeler ortadadır. ortadadır. Bütün bunlar kadar Allah'a zor gelmez. Madem numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrangahla 5-6 gün seyran bu kadar masraf ediyor. Bu, bu memleketi kurdu. Elbette hakiki hazinelerini, kemalatını, hünerlerini, makar saltanatını öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyran açacak, öyle seyran açacak ki akılları hayrete bırakacak. Evet Cenab-ı Allah, bademki 3-5 günlük, 5-6 günlük bir seyran olan dünya Dünyada kaç gün yaşıyoruz? Kaç gün yaşıyoruz düşündünüz mü? 40-50 sene en fazla 60, 70, 80, 100, 100'ü geçmiyor insanoğlu. Ki 5-6 günlük bir seyrengahtır dünya. Geçicidir, muvakkattır. Bugün var yarın yok denecek kadar dünya gelip geçiyor. Böyle bir seyrengahta. Madem ki Allah öyle bir seyrengahta bu kadar masraf ediyor. Bağıyla, bahçesiyle, toprağıyla, taşıyla donatıyor bizim için. Nimetlerini ortaya seriyor. Öyleyse bu memleketi böyle bir rahmetle, böyle bir şefkatle kurmuştur. Elbette hakiki hazinelerini, kemalatını, hünerlerini, makar saltanatında, o büyük makarında, tahtı tasarrufunda, o büyük saltanatının makamı neresi? İşte cennet orası, ahiret yurdu orası, ebediyet yurdu orası, ebedi olarak Allah'ın bizi davet ettiği, çağırdığı memleket orası, sonu gelmeyecek olan alem orası. İşte orada hakiki hazineleri vardır. Hakiki kemalatı vardır. Hakiki hünerleri orada vardır, burada yoktur. Burada geçicidir, burada kısadır, burada ömrü kısadır. Bugün var, yarın biter ama orada bitmeyen hünerleri, bitmeyen kemalatı, bitmeyen hazinelerini Cenab-ı Allah orada açacaktır. Buyurun oraya, buyurun cennete diye bizleri cennete davet ediyor. İşte orada öyle bir tarzda bunları gösterecek. öyle seyran yahlar öyle seyre seyire hoş gelen, göze hoş gelen, seyrini doyamadığımız, öyle alemler, öyle güzellikler, öyle bağlar, bahçeler, sular, ırmaklar, denizler, yerler, gökler öyle bize açacak ki akılları hayrete bırakacaktır. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir eşi daha olmayan güzellikler diye insan orada bunu fark edecektir. Demek bu meydan imtihanda olanlar başıboş değiller. Bu meydan imtihan, bu dünyadır. imtihan meydanıdır. Burada olanlar başıboş değildir. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. Saadet sarayları, cennetteki saraylar, bağlar, bahçeler, bir de zindanlar var. Yani bir de cehennem var, işin cehennem boyutu var. Mahşerde her şey belli olacaktır. İşte mahşerde Cenab-ı Allah'ın yargılamasından sonra bir kısım insanlar saadet saraylarına, yani cennetlere, bir kısım insanlarda maalesef zindanlara, cehennemlere, azap yurduna gidecektir. Dileriz azap yurduna fazla kalmaz insanlar ve tekrar o saadet saraylarına dönerler. Saygıdeğer izleyiciler burası 5. suret idi. Bu suretin bir de hakikat kısmı var. Hakikat kısmı da bir hayli e, sayfalar var burada. Ben baktığım kadar bir üç sayfa kadar var. Biz bir kısmını burada inşallah okuyalım, e, paylaşalım. Bir kısmına bir dahaki dersimizde kısmetse inşallah bitirmeyi niyet edelim. Beşinci hakikat. Beşinci hakikat. bab şefkat ve ubudiyet Muhammediyedir sallallahu aleyhi ve sellem. Şefkat kapısıdır. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ubudiyeti kapısıdır. Kulluğu kapısıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize kulluğu göstermiştir. Allah'a kul olmanın yollarını, tarzını, biçimini, şeklini, timsalini bize göstermiştir, bize vermiştir. Dolayısıyla şefkat kapısı dediğimizde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefkat peygamberidir, rahmet peygamberidir, merhamet peygamberidir. Bize şefkat kapısını göstermiştir. Bu kapıdan girerek Allah'ın şefkatine, Allah'ın rahmetine, Allah'ın merhametine ulaşmanın yollarını bize göstermiştir. Öyleyse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kapısı bizim için, için şefkat kapısıdır. Biz ubudiyet Muhammediye'yi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ubudiyetini, kulluğunu, Anladığımız anda ve buna gücümüz yettiği kadar uyduğumuz anda Allah'ın şefkatine inşallah mazhar olabiliyoruz. Ve bu da ismi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Mucib isminin, Rahim isminin cilvesidir bu. Bu okuyacağımız kısım. Mucib ismi Allah suallere cevap verir, Allah dualara cevap verir, Allah cevap verendir. Allah öyle bize istedi, istediğim şeylere karşı böyle bakıp da tabir caizse, hayır hayır demez, burnu kıvırmaz, yoktur bunları vermeyeceğim demez. Bize cevap verir. Her duamıza cevap verir. Allah cevap verendir. Cenab-ı Allah muciptir. Ve Cenab-ı Allah rahimdir. Onun şefkati, onun rahmeti bizim hiç bütün isteklerimize karşılık gelir. Bizim her duamıza o cevap verir ve duamızı karşılar. O isimlerin cilvesidir bu. Hiç mümkün müdür ki en etna bir haceti Az önce de surette bu geçmişti. En etna bir ihtiyacı, en etna, en aşağılık bir mahlukundan görüp kemali şefkatle ummadığı yerden isaf eden şefkatle, tam bir şefkatle en küçük bir ihtiyacı en küçük bir kulundan şefkatle e, görerek, şefkatle, tam bir şefkatle ummadığı bir, bir, bir biçimde bunu karşılayan, yerine getiren ve en gizli bir sesi en gizli bir mahlukundan işitip imdat eden öyle değil mi en gizli sesleri kalbimizden geçen tiktak seslerini içinden geçen arzuları istekleri bütün hayvanatın içinden geçen isteklerini bütün canlıların meleklerin cinlerin insanın içinden geçen arzularını isteklerini işiterek en gizli bir mahlukundan gizli de olsa mahluku gece yarısı gece karanlığında kalmış en gizli bir istek sahibi bir mahluku da olsa işiten ve buna imdat eden derhal cevap veren buyur kulum isteğin bu muydu diye onu karşılayan onu ihtiyaçlarıyla baş başa bırakmayan dertleriyle baş başa bırakmayan onu rahmetiyle kucaklayan şefkatiyle kucaklayan lisan hal ve kal ile istenilen her şeyi icabet eden hal diliyle söz diliyle insan iki dili var saygıdeğer Allah'a karşı bizim İki dilimiz var. Biri hal dilimiz, birisi de söz dilimiz. Söz dili bunları anlatır, konuşur. Bir de hal dilimiz var. Söz dilimizin anlatamadığı şeyleri hal dilimiz anlatır. Söz dilimiz çalışmazsa, ifade edemezse, yerine getiremezse, dilimiz dönmezse, konuşamazsa hal dilimiz kendisi, kendisini anlatır. Ve Cenab-ı Allah hem hal dilimize bakar, yani bizim vaziyetimize, tavrımıza bakar, ne istediğimize bakar, ne arzu ettiğimize, ne ihtiyacımıza bakar. Bir de dilimize bakar, ikisine de Cenab-ı Allah bakar ve cevap verir. Öyle bir halikimiz var bizim. Öyleyse hem hal dilimize, hem kal dilimize istediğini istediğimiz her şeye icabet eden, cevap veren, nihayetsiz bir şefkat, sınırsız bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab. En büyük bir abdinden Şimdi böyle bir Rabbimiz var. Önce onu anlayalım. Sınırsız bir şefkat eden, sonsuz bir merhamet eden, merhametine, şefkatine, rahmetine sınır olmayan en gizli sesleri işiten en gizli mahlukatından mahlukatının en gizli de olsa ihtiyaçlarına karşılık veren, cevap veren böyle bir halikimiz var. Hal diliyle de istesek, söz diliyle de istesek bizi işiten ve icabet eden, cevap veren şefkati sınırsız, rahmeti sınırsız, merhameti sınırsız bir Rabbimiz var. Bu Rab, böyle bir Rab, bu özellikteki bir Rab, en büyük bir abdinden, en büyük bir kulundan, Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın en büyük kulu odur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve, sellem, aleyhi ve sellem'dir. Kainatın öncesine yarattığı kul odur. Nuru Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun nurunu ilk önce yaratmıştır. Sonra diğerlerini yaratmaya başlamıştır. Hazreti Adem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Adem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem yaratıldığı anda gözünü açıp gökyüzüne baktığı zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısını görmüştü. Ve Cenab-ı Allah şunu söylüyor. Rabbim bu isminin yanındaki Muhammedur Resulullah kimdir? Benden önce onu mu yarattın? Cenab-ı Allah o onu senden önce yarattım. O senin oğullarından bir oğuldur ki seni de bütün evla, eflaki de bütün kainatı da onun hürmetine yarattım. Onun nurunu ilk önce yaratmıştım diye Cenab-ı Allah cevap veriyor. Evet demek ki en büyük abdi odur. En büyük kulu odur. Kainatta, kainatın zirvesinde olan en büyük kulu odur. Meleklerden de üstün, kainattan da üstün, bütün insanlardan da üstün, her şeyden üstün. Allah'ın yarattığı en büyük kul Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan yani en büyük bir kulundan, en sevgili bir mahlukundan bu kimdir? Gene Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. En büyük hacetini görüp işi bitirmesin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük haceti nedir? En büyük ihtiyacı nedir? Bütün ümmetini kurtarmaktır. Bütün ümmetini ateşten kurma, kurtarmaktır. Azaptan kurtarmaktır. Ümmetine cennetin kapısını açmaktır. Ümmetin rahmet kapısını açmaktır. Ümmetine şefkat kapısını açmaktır. Ümmetine bu dünyada nasıl de Cenab-ı Allah seyfirat etmişse, doyurmuşsa, işba etmişse, mutlu etmişse, Ahirette de ebedi yurtta da cennette Cenab-ı Allah'ın o kullarını, o ümmetini mutlu etmesini, huzurlu kılmasını, bütün cenneti açmasını dilemektir, bunu istemektir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin en büyük ihtiyacı budur. Ümmeti için yaşamıştır, insanlar için yaşamıştır, bütün kendisini tabiri caizse heder etmiştir, helak etmiştir ümmeti kurtulsun diye. Ümmeti cennete ulaşsın diye. Ümmeti cehennemden kurtulsun. Allah'ın azabından kurtulsun. Allah'ın rahmetine, şefkatine, merhametine, cennetine ulaşsın diye. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en büyük arzusu ihtiyacı budur. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Allah'ın en küçük arzuları yerine getiren, en küçük mahlukatın en ipe sapana gelmez, söze gelmez ihtiyaçlarını yerine getiren bir Rabbin, böyle en büyük bir kulunun en büyük ihtiyaçlarını, yürüp bitirmemesi, isaf etmemesi, en yüksek duayı işitip kabul etmemesi mümkün müdür? Burada bir haşiye var. Evet 1350 sene saltanat süren, 1350 senelik saltanat nedir bu? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin günümüze kadar yaklaşık saltanatının süresidir. 1350 sene bu dünyada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinine iman edilmiştir. Bu din yaşanmıştır. Bu din Milyonlarca Müslümanlar tarafından kabul edilmiştir, baş tacı yapılmıştır ve bütün dünya bu dini duymuştur, işitmiştir. Bu dinin huzuruyla, rahmetiyle, şefkatiyle yaşıyor bütün insanlar. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem getirdiği din bir saltanat olarak 1350 seneden beri hayatını sürdürüyor. Ve saltanatı hala devam eden ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade raiyeti bulunan, yani 350 milyondan ziyade ümmeti bulunan, her zaman için bu böyle. Ve her gün bu bütün rayiyeti onunla tecrid-i biat eden bütün ümmeti, bütün ümmeti, bütün fertleri, ümmetinin fertleri onunla tecrid-i biat edin. Biatını yenileyen yani sallallahu aleyhi ve sellem diyerek Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed diyerek Peygamber Efendimiz'e salatü selam ederek, selam göndererek, bütün ümmetine, bütün Ali Beytine de selam ederek, onunla biatını yenileyen, yeniden onunla biat kuran, onun sünnetini yaşayarak, onun dinini yaşayarak yaşayabildiği kadar tabii ki ona biatını yenileyen ve onun kemalatına şehadet eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakının kemalatının fevkalade yüksek ulaşılmaz olduğunu bilen, şehadet eden ve kemal itaatle evamirine inkıyat eden, tam bir itaatle emirlerine boyun eğen ve arzın nısfı ve nevi beşerin humusu o zatın sıbgıyla sıbgalansa, yeryüzünün yarısı ve beşer nevi beşerin insanoğlunun beşte biri onun boyasıyla boyalansa yani bu yeryüzünün yarısı diyor şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği dinin hemen birçok emirlerine bakıyorsun yeryüzünün yarısı yaşıyor. Mesela çalışma emri hiç düşünmeyiz. Bütün dünya çalışıyor. Çalışmadan kimse emek alın teri yapmadan kimse yemiyor. Ha hırsızlar arsızlar ayrı. Hiç kimse hırsızlığı arsızlığı çalışmadan yemeği tasvip etmiyor. Müslüman olsa da olmasa da Hristiyan da olsa başka dinden de olsa çalışmak herkesin en büyük bir işi ameli olmuş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çalışmayı emrediyor. Temiz olmayı emrediyor. Dürüst olmayı emrediyor. Doğru olmayı emrediyor. Yani Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği din, getirdiği ahlak güzel ahlak bütün dünyaca paylaşılıyor. Bütün insanlar bu ahlakın üstün ahlak olduğunu, üstün meziyetler olduğunu, insanlığa üstün hedefler sunduğunu ve bu ahlakın yaşanması gerektiğini biliyor. Kaynağını bilsin bilmesin böyledir. Bu dini getiren, bu ahlaki getiren, dürüstlüğü getiren, doğruluğu getiren, sadakati getiren, cömertliği getiren, çalışkan olmaya getiren, temiz olmaya getiren buna benzer saymayacağımız kadar çok ahlaki kuralları getirip bütün dünyayı hediye eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu bilmese de bu böyledir. Bilse de böyledir. Bu dini, bu dini emirleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş, bütün beşere hediye etmiştir. Yeryüzünün, yeryüzünün nısfı diyor Üstad Hazretleri. Yarısı en azından bu emirleri yaşıyor. Bu emirleri yaşıyor ve insanoğlunun beşte biri de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilerek onun sünnetini, onun dinini, onun getirdiği emirleri bilerek yaşıyor. Beşte biri de böyledir. Yani yaklaşık bu beşte birlik oran işte dünya nüfusu 8 milyarsa beşte bir yani beşte bir iki milyara aşağı yukarı tekabül ediyor. ve Bir, iki milyarlık Müslüman adıyla, sanıyla, yaşayışıyla, ahlakıyla kusurları olabilir, hataları olabilir, günahları olabilir ayrı mesele ama o din üzerinde yaşıyor en azından. O dinin boyasıyla boyanmış bir beşte birlik insan var yeryüzünde. Bu sürekli bu oran böyle korunmuş. Yani yeryüzünün yarısı insanoğlunun beşte biri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diniyle o dini yaşıyor. Demek ki burada şu da ortaya çıkıyor. Eğer yeryüzünün yarısı o dine ulaşmışsa o dinin emirlerine şöyle ya da böyle bir kısım emirlerine ulaşmış ve hayat prensibi haline getirmişse hayat prensibi yapmışsa o zaman onun dini bütün yeryüzü tarafından paylaşılıyor. Onun dininin işitilmediği bir köy, bir bucak, bir alan, bir dağ bile kalmamıştır denebilir. Yani manevi rengiyle renklense ve o zat sallallahu aleyhi ve sellem onların mahbubu kulubu ve mürebbi ervahı olsa kalplerinin sevgilisi, ruhların terbiyecisi olsa kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elbette o zat olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük bir abdidir, en büyük kuludur. Allah'ın en büyük kulu odur. evet mesela hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeleri hususunda görülen lütuf ve suhuleti, kolaylığı gösteriyor ki ya şu hayvanları düşünebiliyor muyuz? Dağlara, taşları gidiyorlar. En kolay biçimde yiyeceklerini buluyorlar. Otlarını, çimenleri, yaprakları, böcekleri, ne, neye ihtiyaçları varsa. Cenab-ı Allah yeryüzüne sermiştir. Kolayca buluyorlar. Allah'ın lütuflarına ulaşıyorlar. Yavrular, zayıflar, hayvanlar, yavruları ne kadar kolay buluyorlar. Annelerinin sinesine Cenab-ı Allah onlar için en mukaddi, en gıdalı süt yaratmış, onlara ikram ediyor. Bu yavruların hiçbir şey güçleri yetmediği halde Cenab-ı Allah en güzel şekilde o yavruları ikram ediyor, onları rızıklandırıyor. Bu gösteriyor ki şu kainatın maliki olan Cenab-ı Allah nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Allah sonsuz sınırsız bir rahmetle rububiyet eder. Yani terbiye eder her şeyi. Taşları, dağları, havaları, suyu, güneşi her şeyi rububiyeti rahmetiyle terbiye ediyor. Terbiye ederken acıtmıyor, incitmiyor, şefkatiyle herkesi şefkatiyle sararak, kucaklayarak terbiye ediyor. Evet şu kainatın haliki, maliki sonsuz bir sınırsız bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat bir hiç hiç kabil midir ki mahlukatın en eftalinin en güzel duasını kabul etmesin. Böyle rahmet eden bir şefkat eden bir el bir şefkat sahibi olsun da Cenab-ı Allah böyle şefkat sahibi olsun da böylesine rahmet sahibi olsun da hiç kabil midir ki kullarının en eftalinin, en faziletlisinin, en yükseğinin, en güzel duasını kabul etmesin. Bu hakikati 19. sözde izah ettiğim vecihle şurada dahi mükerreren şöyle beyan edelim diyor Üstad Hazretleri. Saygıda izleyiciler, dilerseniz biz dersimizi burada inşallah hitame erdirelim. İnşallah bir dahaki e, belki bir derste bitirme imkanımız olur. Dolayısıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rızası, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. hemen selamun aleyküm. Hoşçakalın.